Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerin en güzeliyle Besmele-i Şerife ile başlıyoruz onu anlatmaya. Evvelce Yavuz Sultan Selim'in dedesi Fatih merhumun Memlük ile arasındaki soğukluklardan bahsetmiştik. Ona ek olarak bir mesele daha zikretmek istiyoruz ki dehşet vericidir. Yakaladıkları Osmanlı askerlerinin başlarıyla atlı polo oyununa benzer bir oyun olan çevgan oyununu oynamışlardı. Bu sebepten dolayı Fatih'in son seferinin Memlük üzerine olduğunu söyleyen tarihçiler de vardır. Sina Çölü hakkında evvelce vaat ettiğimiz olaylara geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim Han çölü keşf için adamlar gönderdi. Gelen her kişi bu çölün kolay kolay geçilemeyeceğini söylüyordu. Paşalar ve vezir-i azamlar arasında bu mesele hakkında sanki Selim Han kendilerine ölüme sürüklüyormuş gibi korkan kimseler de vardı. Bunların en şiddetlisi de Hüseyin Paşa'ydı. Selim Han'a istişare sırasında şöylece haber gönderdi. Bu çöl asla geçilemez. Ceddin Fatih Sultan Mehmet Han otluk belinden öteye gitmedi. Sen orduyu bu çölü geçmek suretiyle mahvetme. Ordunun vebaline girme. Bu itham Yavuz Sultan Selim'i son derece öfkelendirdi. Sanki o orduyu mutlak bir yok oluşa hazırlıyormuş gibi kendisine hitap eden bu vezir, Hazreti Resul'ün cihad öğüdünü unutmuş muydu? Yavuz'un gözlerinin önünden Enfal suresi 5. ve 6. ayetler gelip geçiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Sadakallahul Azim. Yavuz Sultan Selim Han buraya peygamberin işaretiyle yola çıkmıştı. Müslüman askerlerini ölüme sürüklediği fitnesinin başı Hüseyin Paşa'ydı. Buna kat'i bir cevap verilmeliydi. Kılıcını çektiği gibi Hüseyin Paşa'nın çadırına yürüdü ve onu Yokluk Çölü'ne gönderiverdi. Arkasından gelerek olaya şahit olan ve dehşete kapılan devlet adamlarına dönerek şöyle dedi. Cenab-ı Hak bütün dünyayı insanlığın hizmetine vermiştir. Çölde, gökte insanlığın hizmetindedir. Sadece neyi nasıl kullanacağınızı biliniz. Tedbirinizi ve hazırlıkları alınız. Bu çöl geçilecektir. Yavuz Sultan Selim'den önce Büyük İskender bu çölü geçmişti. Ondan sonra Napolyon da bu çölü geçecekti. O tarihteki üç deliden biriydi. Onun deliliği aklından değil, yiğitliğindendi. Atların ayağına keçeden yapılmış çöl sıcağına dayanıklı bezler bağlattı. 100.000 kırba sular doldurttu. O, ileride zamanın İskender'i olarak anılacaktı. Askerler atlandı, pusatlar kuşanıldı, yola çıkıldı. Yol aman vermiyordu. Gündüz 40 derece, gece sıfırın altına düşen sıcaklık, kayaları bile un ufak etmiş, çöl kumuna karıştırmıştı. Yine o müthiş sıcakla kızgın bir zamandı. Yavuz Sultan Selim atının üzerinde ufukta bir yere gözünü dikmiş, dikkatle bakmaya başladı. Sonra büyük bir edep ve vakar ile atından inip yaya yürümeye başladı. Bu hal üzerine 60-70 yaşındaki alimler, vezir-i azamlar şaşkınlıkla atlarından indiler. Öyle ya, padişah yürürken kim atın üzerinde gidebilir? Ordu hem yürüyor hem de merak ediyordu. Birinin Selim Han'a at bin demesi lazımdı.
ama kim? Nitekim nasihati alim yapar. Aşık Paşazade aşkı şevk ile hiçbir yorgunluk emaresi göstermeden yürüyen bu yiğide yaklaştı ve şöyle dedi. Hünkârım, galiba Mısır'a tek başınıza varmaya niyetlisiniz. Öyle gidilirse Mısır'a sizden başka kimse varamayacak. Yavuz Sultan Selim ağır ağır döndü ve Müftü-i Sakaleyn Aşık Paşazade Efendi'ye o müjdeli sözleri söyledi. Önde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürürken nasıl at üstünde olabiliriz hocam? Aşık Paşazade'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bir süre daha yaya yürüyen padişahın önünden o kutlu hayal kaybolunca o da atına tekrar bindi. Bu haber gönüllere cila, ruhlara şifa olmuştu. Yürüdüler ve onlar yürüdükçe tarih değişecekti.